ciğer çok önemli bir organ. E, bütün evet. organlarımız gibi. E, dolayısıyla hayatımızı idame ettirmemizi sağlıyor. Bu yüzden de ona çok iyi bakmamız lazım. Özellikle <laughs> sigara içmememiz gerekiyor. E, evet, bu çok önemli gerçekten. Her seferinde sigaranın ne kadar zararlı olduğunu söylüyoruz. E, bunu defalarca da söylemeye devam edeceğiz. Çünkü maalesef daha sıfırlayamadık sigara kullanımını. Evet. En son ne zaman oyun oynadınız? E, herhalde ortaokul çağlarında. <laughs> hadi gelin bir oyun oynayalım peki. Hadi o zaman. o zaman. Hadi. Arkadaşlarımız yine muhteşem bir şey hazırlamış. Sizin de keyif alacağınızı düşünüyorum ve çok güzel bir şekilde anlatacağımıza inanıyorum buradan herkese. Evet. Değil mi Muratcığım? Şimdi burada hava yolları hastalıklarından bahsetmek hı hı. istiyoruz. Dolayısıyla özellikle kronik obstruktif akciğer hastalığı ya da kronik akciğer hastalığı diyelim istersen buna. Evet. Onun üzerinde biraz konuşalım sonra da hemen bunun evet. neleri canlandırması olduğunu anlatalım. Tamam. Akciğer hastalığı, kronik akciğer hastalığı özellikle öksürük ve balgamla seyrettiği zaman nedir? ve neden olur? Şimdi isterseniz önce bir öksürüğü tarif edelim. Yani öksürük ha. ne demek, e, niye oluyor? Öksürük aslında e, vücudun kendi koruma mekanizmasıyla refleks olarak yaptığı bir hareket. E, bizim hava havayollarımıza kaçan herhangi bir yabancı cismi e, çıkartmak için biz e, öksürüyoruz. Daha doğrusu zararlı bir cismi çıkart ya da bir şeyi nesneyi çıkartmak için öksürüyoruz. Çünkü beynimiz e, buraya buradaki mukoza dediğimiz bronşu e, saran hücrelerde sinir uçları var. Biz yabancı bir e, şey geldiği zaman ...hemen bu sinir uçları uyarılıyor ve beyne gidiyor. Beyinde diyor ki e, bizde yabancı bir şey var bunu çıkartmalısın. O yüzden <laughs> kaslara emir veriyor, kaslar kasılıyor ve derin nefes alıyoruz. Derin nefes aldıktan sonra da kasların iyice kasılmasıyla patlar şekilde hava dışarı çıkıyor ve evet. öksürük meydana. Yani biz aslında içimizdeki havayı kullanarak o yabancı cismi evet. atmak için bir anda evet. öksürmeye evet. başlıyoruz. Ben çok öksürdüğüm dönemde çok da yorulmuştum mesela. Demek ki biraz bununla da alakalı. Tabii. Şimdi öksürük aslında pasif olarak gerçekleşiyor. Yani yani e, biz e, normalde aktif olarak alıyoruz nefesi ve pasif olarak havayı veriyoruz. Balon gibi düşünün. Birazdan herhalde yapacağız onu. Hı hı. E, ama öksürdüğümüz zaman yardımcı solunum kaslarını kullanıyoruz. Normalde solunum kaslarını kullanmazken öksürdüğümüz evet. zaman yardımcı solunum kaslarını kullandığımız için yorulma o yüzden oluyor. Peki Gerçekten. şimdi sağlıklı bir hava yolunda hı hı. bunu isterseniz şöyle daha güzel göstereceğiz. Harika tüylerimiz var. Süper. Yalnız şimdi, öksürmeye başlamayalım. Evet. Ha, değil değil evet zaten. Kardeş şunun için şunu benim için tutar Tabii mısın ki? lütfen? ki. Ben şimdi buradan hava vereceğim ve akciğerlerimiz normal nefes alıp veriyorum, hava veriyorum. Tutayım. Teşekkürler. Ve akciğerlere havayı getiren boruda yani solunum tüpünde bir işte yabancı cisim şey olduğunda. Evet. <laughs> Öksürdük ve attık onları. Öksürdük ve attık. Bunu bir daha yapalım. Yapalım. Çok, çok güzelmiş. Ben de çok Güzel sevdim. Güzel göründü değil mi? Evet. Yastık savaşı yapalım. Ben <laughs> hiç anlamamış durumu. Evet yolda gidiyorduk örneğin evet, değil mi evet. bahar oldu güneş çıktı polenler geldi polenler geldi polenler polenler hava de yolumuza aynı girdi zaten. ama ben öksürüyorum <laughs> İşte budur Vay, Derken, hepsini attık hepsini rahatlıkla e, Bu arada şunu da görüyoruz öksürürken ne kadar çok mikrop saçıyoruz etrafa evet. evet tabii ki o da doğru gerçek. aslında öksürük e, vücudun kendini koruma mekanizması ama bir bakımda da enfeksiyon olduğunda mikrop yayma mekanizması oluyor Dolay etrafa çok güzel mikrop saçıyoruz Bakın, aslında. Bakın şimdi ne oluyor ağzınız açık öksürdünüz Etrafa neler geldi? Biraz yoruldum herhalde o yüzden bak. Yok defalarca. <laughs> Öksürünce yoruldu tabii. <laughs> e çok Ve, tabii öksürdüğün zaman biraz önce sen söyledin ya kasların sürekli kasıldığı evet. için gerçekten, gerçekten yoruluyorsun yoruluyor. aslında. Ve burada hemen hatırlatmak istiyoruz. Öksürürken ağzınızı elinizle kapamıyordunuz. Çünkü evet, eliniz sizin hareket. iletişim aracınız. Yapacağınız hareket bu. Biraz kötü görünüyor biliyorum ama <laughs> inanın elinizin mikropla dolu olup etrafa yaymasından iyidir. Her öksürdüğünüzde mümkünse <laughs> yapacaksınız ki evet. yana sağa sola devrilir. Peki hava yolumuzda bir problem olduğu zaman bu Buyurun. belki bir teşekkür size. ederim. Tamam belki bir balgam. Evet, aynen olabilir. öyle. Şimdi balgam da aslında gene vücudun kendini koruma mekanizması. Balgamla e, balgam bizim e, bronşumuzun içindeki küçük bezciklerden salgılanan e, sıvı aslında. Bu sıvı da gene kendini korumak için yapıyor. Bu sıvıyı atarken içindeki yabancı maddeyi, mikrobu vesaire bu sıvı ile birlikte atması kolaylaşıyor. Fakat bazen e, bu balgam o kadar yapışkan hale geliyor ki e, Çıkmıyor, hiçbir şekilde çıkmıyor ve aldığınız e, yabancı madde, zararlı madde veya mikrop e, orada yapışıp kalıyor. O yüzden de biz hastalara bol su iç deriz. Bol su iç dememizin amacı şu, şuradaki balgamın bu yapışkanlığını azaltmak, dolayısıyla bakalım inceltmek. Bakalım bize ne yapacak? Evet. Şimdi tabii burada bir problem daha var aslında değil mi, değil mi? akciğer hastalığında? Biraz önce biz... Biraz önceki canlandırmada sağlıklı bir akciğeri ve sağlıklı bir hava yolunu gösterdik. Doğru. Dolayısıyla Doğru. benim gibi sporcu, yapılı biri öksürürken Sağ, kuvvetli. Sağlıklı. öksürür, değil mi? Evet. <laughs> Ama tabii akciğer hastalığında aslında Kesinlikle. akciğerin dokusu da zayıf oluyor tabii değil ki. mi? Yani biraz önceki pompa güç gücü de olmuyor. olmuyor. O güç de olmuyor. Dolayısıyla öksürük refleksi de daha azalıyor. Ve olan hadise de şu. <laughs> evet. Dolayısıyla Böyle çıkamıyor. Kuvvetli öksür bakayım ne olacak? Gene, Yok, gene Çünkü çıkmıyor. Çünkü yapışkan bir, bir balgam var orada. Allah evet, Bakar mısın daha da çok tıkadı <laughs> daha hatta. Daha Doğru. Aha tıkandı. İşte. Ee, bazen ah. buna da biz e, çok sık karşılaşabiliyoruz. Hasta. Tamam. Bazen demeyeyim özellikle yoğun bakım hastalarında çok sık karşılaşıyoruz. Çünkü e, hastanın eforu olmadığı için yoğun bakımda uyuduğu için e, hasta öksürerek balgamını çıkaramıyor. Dolayısıyla zaten balgam katı olduğu için çıkamadığı için bizim yardımımıza ihtiyaç duyuyor yoğun bakım hekimleri. O zaman biz bronkoskop ile geliyoruz. Bronkoskopla bronşların içerisinde girerek buradaki balgamı yıkıyoruz. Buradaki ya. balgamı geri çekiyoruz. E, dolayısıyla hasta rahatlıyor ve birden hakikaten oksijen miktarı... ...miktar, oksijen satürasyonu dediğimiz... ...oksijen miktarları yükseliyor. Zaten buradan şimdi e, kamera ya da... ...şöyle mi göstersem içini... ...ne kadar oksijen... Bak dibini evet, göremiyoruz. Evet. Elimin Hatice, ne evet. kadarını görüyorsunuz ucunda? Hiç. Yani Ama öbüründe... Geçeceği yer kalmadı değil olan da, mesela Murat elini koy... Hı -hı. Bakın. ...böyle koyduğunda hepsini görüyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Bakın hepsini gördünüz. Ama burada... İkisinin arasında ciddi fark var. Yok. E, Ferah bazen şöyle bir problem de oluyor. Yani evet. buradaki... Hava yolunun esasında hani içinde evet balgam oluyor. Bir de üstüne konstrüksiyon dediğiniz, spazm dediğimiz, Spaz, değil Hava yolunun evet. sıkışması söz konusu Kesinlikle. oluyor. O da tabii havanın hem girişine ve özellikle de çıkışında problem yaratıyor. O neden oluyor? Çok doğru. Astım hastaları ve koah dediğimiz. Artık koahı herkes biliyor. Koahı telaffuz ediyorum. Kronik e, Obstruktif Akciğer Hastalığının kısaltması koah. Koah hmm. e, hastalarında da bronşlarda katılaşma oluyor ve bronşların etrafını saran düz Kaslarda spaz meydana geliyor. Dolayısıyla zavallı bronş hem sıkılmış vaziyette, hem içerisinde mukus var, hem bir yandan sinir uçları uyarılmış, öksürmek istiyor. Dolayısıyla e, inanılmaz zorlanıyor ve işte yardımcı solunum kaslarını kullandığı için de yoruluyor. Bir şey sormak istiyorum. Tam bir yeri geldi bana kalırsa e, sigaradan bahsettik tamam. ya. Hani sigaranın burada verdiği zarar aslında ne? Onu çok merak ediyorum. Yani nasıl akciğerlerimize hasar veriyor? Sigara e, akciğerlere birçok kere e, zararlı madde veriyor. Yani binlerce, on binlerce karsinojen madde ve zararlı madde veriyor. Sadece nikotin değil bu olay. E, sigaranın içerisinde bir sürü katkı maddeleri var. Arsenikten tutun fare zehirine kadar bir sürü bir sürü karsinojen madde var. Bunların hepsi bronş mukozasına, bronş mukozasından da ek olarak alveol mukozasına zarar veriyor. Yani mukoza dediğim şey alveolu döşeyen epitel, bronşu döşeyen epitel. Bunlara zarar verdiği için... E, Hastalarda geri dönüşümsüz değişiklikler evet. oluyor. Tonun fonksiyon testi sizin en fazla kullandığınız, başvurduğunuz tekniklerden evet. bir tanesi.